Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınları fenomen fasükül serisi. Birinci fasükül aralarında asal sayılar ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Gençler aşağıda verilen sayı çiftlerden hangileri aralarını asaldır dedi. Evet aralarının asalın tanımını vermiş. Ya işte birden başka ortak bölünü olmayan sayıları aralarında asal sayılar diyorduk. 12 ile 28'e baktığımız zaman gençler bakın her ikisi çift sayıdır ve 2'ye bölünürler aralarında asal olmazlar. 15, 15 ve 18 sayıları her ikisi de 3'e bölünür aralarında asal olmaz. 24 ile 45 sayısı gençler her ikisi de 3'e bölünür aralarında asal olmazlar. Ama 12 ile 35 gençler. 12'nin çarpanları 1, 12, 2, 6, 3 ve 4'tür. 35'in çarpanları da 1, 35, 5 ve 7'dir. Bakın gençler sadece bir ortak birden başka ortak böleni olmadığı için Ece'ye şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır deriz. Evet ikinci soruyla devam edelim. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir diye sordu. Gençler bakın burada 7 ile 13 aralarında asaldır. 8 ile 15 aralarında asaldır. 16 ile 21 de aralarında asaldır. Ama 8 ile 32'ye her ikisi de çift sayı ve 2'ye bölünürler. Aralarında asal olmazlar. Evet, B seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, üçüncü sorumuzda ardışık doğal sayılar ve ardışık tek sayılar ve tek doğal sayılar kendi aralarında asal sayıdır. Evet gençler aşağıda ve seçeneklerde verilen kartlar üzerinde yazan sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir diye sordu. 13 ile 15 gençler ardışık artışık e, çift, e, tek sayılardır ve aralarında asaldır. 81, 83 ardışık tek sayılardır ve aralarında asaldır. 20 ile 21 gençler artışık sayılardır ve aralarında asaldır. E, 48 ile 52 gençler ikisi de çift sayıdır ve aralarında asal olmazlar. Ve denizli seçeneği bu sorumuzun doğru yanıtıdır. Dördüncü sorumuzda yine asalla ilgili aralarında asalla ilgili tanımı verdi. Aşağıda 4 adet fidanın yaşları ve satış fiyatları verilmiştir. Elif yaşı ve fiyatının sayısal değerleri aralarında asal olan fidanlardan birini aldığına göre Elif kaç TL ödeme yapmış olamaz diye soruyor. Şimdi gençler çam fidanına baktığımız zaman yaşı 3 fiyatı 12 3 ile 12 aralarında asal değil gençler. E bundan dolayı bunu alamaz. Zeytin gençler yaşı 5 fiyatı 12. Bakın bunu almış olabilir. O halde 5 ile 12'yi toplarsak 17 lira ödeme yapmış olabilir. C'yi elde ettik. Badem fidanı gençler yaşı 4 fiyatı 17. 4 ile 17 aralarında asaldır. O halde 4 ile 17'yi toplarsam 21 TL ödeme yapmış olabilir. Elma fidanı 1 yaşında ve 13 lira. Gençler bir tüm sayılar aralarında asaldır. O halde 1 ile 13'te de aralarında asaldır. Ve 14 TL de ödeme yapmış olabilir diyoruz. Buradan B seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 15 lira ödeme yapmış olamaz diyelim. Evet 5. soru devam ediyorum. Aşağıda uzunluğu verilen çubuk herhangi bir yerinden kesilerek iki parça ayrılıyor. Ayrılan çubuktan elde edilen iki parçanın uzunluğu aralarında asal olan iki doğal sayıya eşit olduğuna göre bu parçaların uzunlukları verilenlerden hangisi olamaz diye soruyor. Gençler seçeneklere baktığımız zaman 11 ile 19 aralarında asaldır olabilir. 7 ile 23 asal sayılardır. Asal sayılar aralarında asaldır. Evet, C'de gençler 1 ile 29 bir tüm sayılara aralarında asaldı. Evet, D'ye geldiğim zaman gençler 27 ile 3 her ikisi de 3'e bölünürler ve aralarında asal olmazlar. O halde D seçeneği de sorumuzun doğru cevabıdır. Evet 6. sorumuzda 18 ile 2 basamaklı 20 A doğal sayısı aralarında asal sayıdır. Buna göre A yerine kaç tane rakam yazılabilir diyor. Yaşta 19, 2 ve 3'e bölünüyor asal olarak. O halde 20 ile başlayan sayılarda 2 ve 3'e bölünmeyen sayı gerekiyor. 20 A dediğimiz gençler bakın şöyle hızlı bir şekilde yazarsam 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 sayıları yazdım. 2'ye bölünenleri eleyeceğim gençler. 2'ye bölünenler çift sayılar gitsin. Daha sonra 3'e bölünenler 21, 3'e bölünür. 24 zaten silindi. 27, 3'e bölünür. O halde burada 23, 25 ve 29 kalır. Gençler demek ki 2A sayısı 23 olabilir. 25 olabilir. Bir de 29 olabilir. Yani A yerine gelecek sayılar gençler. A birler basamanda olduğu için 3, 5 ve 9'dur. Gördüğünüz gibi gençler kaç tane? 3 tane rakam yazılabilir diyoruz. Bunu da C şıkkında işaretliyoruz. Evet 7. soruyla devam edelim. Herhangi iki pozitif doğal sayının gençler hiçbir ortak asal çarpanı yok ise bu iki sayı aralarında asaldır dediğim. Yukarıda asal çarpanlarına ayırmış K, L, M ve N. Doğal sayılardan hangi ikisi aralarında asaldır diye soruyor. Şimdi gençler seçeneklerde K ve L'ye bakıyorum. Bakın K'nin asalları gençler 2 ve 3. L'nin asalı 2 ve 5. Gördüğünüz gibi ikiler ortak gençler. O halde K ile L aralarında asal olamazlar. B seçeneğinde L ile M'ye bakalım. Arkadaşlar i̇şte bakın burada da 5 sayısını görüyorum. Evet 5 çarpanı görüyorum. O halde L ile M de aralarında asal olmazlar. K ve M'ye baktığımız zaman K'nin asalları gerçi 2 ve 3 diyor. M'nin asalı 5, 7, 11. Ortak asal olmadığı için C şıkkında K ve M aralarında asal sayıdır diyoruz. Ve C şıkkını işaretliyoruz. Bu olarak L ile N'ye baktığımız zaman da burada ikilerin ve beşlerin ortak olduğunu görüyorum. Evet, denizi seçeneğinde eliyorum. Evet, 8. sorumuzla devam edelim. Aşağıda 4 tane doğal sayı asal çarpanlara kuvvet şeklinde yazılmıştır. Buna göre hangi iki sayıyı temsil eden e, harfler aralarında asaldır dedim. Gençler A seçeneğinde E ve Z'ye bakalım. E'nin asalları gençler 2 ve 3. Şöyle altına yazayım. Z'nin asalları 2 ve 5. Gençler bakın her ikisinde 2 iki olduğu için bunlar aralarında asal olamazlar. Z gençte 2 ve 5'ti. G'de de 3 ve 5 var. Yine gördüğünüz gibi 5'ler ortak. O halde aralarında asal olamazlar. E'de gençte 2 ve 3 vardı. İ'de de 3 ve 7 var. Gördüğünüz gibi yine 3'ler ortak gençler. O halde E ve İ aralarında asal olamazlar. Son olarak Z'de 2 ve 5 vardı. İyi de sevgili gençler 3 ve 7 verdi. Bakın ortak asal çarpanı olmadığı için denizi seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 9. sorumuza bakalım. Aşağıda yan yana 4 futbolcu verilmiştir. Buna göre hangi iki kişi yer değiştirirse yan yana duran herhangi iki kişinin formu numaraları aralarında asal olur diye soruyor. Şimdi gençler burada e, aralarında asallığı bozamak 15 ile 35'i görüyorum. O halde 15 35'i mutlaka yer değiştirmesi gerekir diyoruz. 15'i gençler ne yapmam lazım? Şimdi 28'i şöyle asal çarpanları kontrol edin bakın. 33, 3 ve 11'e bölünür. 28'in asalları 2 ve 7'dir. 15 gençler 3 ve 5'tir. O halde 35 de 5 ile 7'dir. Şimdi gençler o halde ben burada 15'i 33'e yerine alırsam 33 buraya gelirse gençler bakın 3 ile 11 buraya gelir. Evet 15 buraya gelsin. 33 de buraya gelsin gençler. Bakın 15 ile 27, 28 aralarında asal olur. 28 ile gençler 33 aralarında asal olur. 33 ile 35 aralarında asal olur. O halde Hakan ile Emre'nin yer değiştirmesi gerekir diyorum. Ve B seçeneğini işaretliyorum. Evet 13 sorumuzda aralarında asal 2 doğal sayının ebobu değeri 1'dir diye bilgimizi vermiş. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinin EBOB değerleri diğerlerine farklıdır dedim. Yaşta i̇şte 15 ile 18 bakın aralarında asal değildir. Bunların EBOB'u gençler 3'tür. 21 ile 23 aralarında asaldır. EBOB'ları 1'dir. 8 ile 15 aralarında asaldır ve EBOB'ları 1'dir. 10 ile 21 de aralarında asaldır ve EBOB'ları 1'dir. O halde burada A seçeneğindeki sayının EBOB değerleri diğerlerine farklıdır diyoruz. Ve A seçeneğini işaretliyoruz. Evet 13 sorumuzda gençler. Aralarında asal iki doğal sayının ekok değerleri sayıların çarpımı eşittir dedim. Aşağıda verilen sayı çiftlerinin hangisinin ekok değeri diğerlerine farkıdır dedim. Gençler 2 ile 15 aralarında asaldır ekokları. Bu iki sayının çarpımı 30 eşittir. E, 3 ile 10 gençler aralarında asaldır ve ekok değerleri 30'dur. 5 ile 6 aralarında asaldır ve bu iki sayının çarpımı gençler 30'dur. E, 4 ile 15 de aralarında asaldır ve bu iki sayının çarpımı 60'tır. Gördüğünüz gibi 60 sayısı diğerlerinden farklıdır. O halde D seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 12. sorumuza geçelim. Elif ile Emir'in yaşları aralarında asal doğal sayılar olduğuna göre yaşları oranına denk olan kesir 56 88'dir. Buna göre Elif ve Emir'in yaşları toplamı kaçtır diye soruyor. Gençler o halde 56 bölü 88 sadeleştirmem lazım. Çünkü 56 ve 88'i yaşları yerine alırsam gençler aralarında asal olmazlar. Böyle öncelikle 8'e bölelim. 56'yı 8'e böldüm 7. 88'i 8'e böldüm 11. 7 ile, 7 ile 11 gençler aralarında asaldır. O halde buradan 7 artı 11'den yaşların toplamı 18'dir diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.